Selam arkadaşlar. Kırmızı Oda'yı bugün konuşacağız. İzliyorum'un yeni bölümünde, yeni videosunda. Evet İbrahim, Kırmızı Oda'ya bayağı hazırlandın. Ne düşünüyorsun diziyle ilgili? 6 bölüm Kırmızı Oda izledim. Evet. Tam 6 bölüm. Her biri 2 saatten. Acaba çocukluğumda hiç televizyon mu görmemiştim ben? Ondan mıydı şu anki bu izleyiş, kendini hapsediş? Bayağı etkilendim ben. Çok güzel bir iş gerçekten. Uzun zamandır böyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu fark etmiş olduk. Fark ettirdi bize. Ben yine internetten izledim, takip ettim. Sen bayağı sıkı takipçisiydin. Daima televizyon karşısında seni izlerken buldum. Sen neler hissediyorsun? Meğer ne çok dizi sığdırmışım hayatıma. Evet, ben de çok etkilendim aslında diziden. Yani zaten ilk bölümünü falan izlediğimde psikolojim bozuldu. Öyle diyebilirim, hani bir psikoloji dizisi. Türkiye'de türüne az rastlanan, hatta neredeyse hiç olmayan bir hikaye. Genelde işte biz konak dizileriyle, işte kadına şiddet dizileri, tecavüz dizileri, aşiret dizileri, işte mafya dizileri gibi bu tür dizilerle çok fazla hemhal olduğu bir ülkede çok fazla bu tür içerikleri üretiyoruz. Bu işi gördüğüm zaman bir kere Kırmızı Oda çok riskli bir işti aslında. Yani bir taraftan kaslı bir erkek yok, çok güzel bir kadın yok, işte büyük bir aşk, entrika, bilmem ne falan, zengin fakir ilişkisi falan çok yaşamayacaktık. Bayağı başrolü olgun bir kadın, tabii usta bir kadın, Binnur Kaya. Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu bir iş ve psikolojik bir iş, işte yine konuk oyuncular falan girip gelecek, çok riskli bir işti. Ben hani acaba tutar mı, işte Acun çok güveniyordu işe, yazını anlatıyordu, çok güzel bir işle giriyoruz Kırmızı Oda falan diye. Yani umarım tutar diyordum, çünkü farklı işlerin tutmasını çok istiyordum ve dizi tuttu. Cuma gününün kraliçesi oldu. Kraliçe diyelim ya da kralı, ikisi de olabilir. Ve dizileri meftah etti. Yani Dramo'yu, işte kaç sezondur rating rekoru kıran Her Cahil'in Anasını Ağlattı falan ve dizileri perte çıkardı diyebiliriz. Çok başarılı bir iş olarak karşımıza çıktı. Bazı dizilerin de finaline işte Bay Yanlış bunlardan biri yani. Adam kaslarıyla o kadar ünlüydü, İngiltere'de yaptığı şeyler, İtalya'da pardon, çok yaptığı saçma sapan açıklamalara rağmen adamın rating rekorları kırıyordu dizi. Fakat Kırmızı Oda onunla kavga etti. O da gösteriyor ki bir yerden sonra göz kaslarımıza hitap edenlerin yerine beyin kaslarımızı çalıştıran, hislerimize, içimize dokunan işlerin daha da artık tesirli ve etkili bir hale geldiğini mi görmüş oluyoruz? Kesinlikle. Yani mesela buradaki oyuncu kadrosuna bakıyorsunuz, şey böyle yok, hani böyle çıtı pıtı, ya bir belki Meriç Aral için onu söyleyebilirsin. Onun dışında hani böyle çok ahım şahım şeyler yok. Oyuncular var yani. Gerçek oyuncular. Yani gözümüze, sadece gözümüze hitap eden ama aslında oyunculuğunun sıfır derecede çok kötü olduğu olan oyuncuların yerine gerçekten oyuncu seçilmiş. Ben sayayım isimlerini, sonra yine konuşmaya devam edelim. Binnur Kaya var zaten başrolünde. Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Barancan Eraslan var. Bu da tabii ki bizim bildiğimiz bir psikoloğun kitabından uyarlanan bir işti. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan bir iş. Arkadaşlar bu arada bu dizinin yönetmeni Cem Karcı. Neden güldüğümü sormayın İbrahim İlgis'in. Neyse, Cem Karcı aynı zamanda Hercai'nin yönetmeniydi ve Hercai dizisinden ayrılıp Kırmızı Oda'ya yönetmen olarak geldikten sonra Hercai meftah oldu arkadaşlar. Yani adamın iş keramet aslında Hercai'de değilmiş, yönetmenindeymiş. Onu da bu arada anlamış olduk. Bir de şöyle bir sözü söylemek istiyorum. Şimdi dedik ya, güzel bir kadın yok, güzel yakışıklı işte kaslı bir erkek yok, bir konak yok. Tamam, konaklar var ama anladığımız manadaki konaklar değil, töre değil, mafya değil bu dizi. Bu dizi neden tuttu? Şimdi şöyle bir söz vardır, çok severim yani, Birgül Ulusoy'un söylediği bir sözdür. Usta bir oyuncudur o da. Eskiden derdi başroller işi götürürdü ama şimdi başrol senaryodur diyor ve gerçekten güçlü bir senaryo ne olursa olsun işi götürebiliyormuş. Tabii ki iyi oyunculuk, iyi yönetmenlik de bunun cabası diyebiliriz. Şimdi uzun birkaç gündür sen üst üste Kırmızı Oda izliyorsun. Hı hı. Aldığın notlar var. Bizimle de paylaşır mısın İbrahim? Topu sana atayım. Sonra ben devam edeceğim. Tabii ki. Öncelikle ben yine izleyicilerin yorumlarına çok kıymet verdiğimi söylemiştim. Orijinal kanaldaki yorumları bayağı okudum ben. Hatta onların birkaçını ilerleyen kısımda okuyacağım sizlere. Orada psikoloğun adını bilmiyoruz diyenler olmuş. Ben onu da biraz bakmıştım ve buldum. Oradaki Binnur Kaya'nın canlandırmış olduğu psikolog Manolya Yadigaroğlu. Dizideki psikologumuzun adı Manolya Yadigaroğlu. Neden bu kadar tuttuğu ben çok düşündüm. Ve aklıma şey geldi. Ağlamayı seven bir
toplumuz aslında. Ve bizi ağlattı gerçekten. Kendi içimizdeki o hikayelere götürdü. Bunu birazdan daha geniş açacağım ama bir diğeri de acaba dedim biz pandemi sürecinde psikolojimiz o kadar hırpalandı, o kadar zayıfladı. Kimi insanlar sevdiklerini kaybetti, kimileri sevdiklerine dokunamadı bile. Sağlık çalışanlarımız özellikle. Buradan onlara minnetlerimizi de iletmek isterim sözü gelmişken. Bu pandemi sürecinin bu tip filmlere, dizilere olan rağbeti ve ilgiyi arttırdığını düşünüyorum. Sen katılıyor musun bana? Ya mutlaka onun bir etkisi vardır. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuk yani. Herkesin işte hem madden hem manen sarsıldığı bir dönem. Ondan dolayı da insanları belki birazcık oradan o noktadan almış olabilir. Yani kendisine yakın birini ya da kendisinden daha kötü durumda olduğu birini görüp şey olabilir. Ama ben buradan aslında şeye çok seviniyorum ben. Yani umarım, onu temenni ediyorum. İnşallah insanlar şu konuda belki bilinçlenirler biraz. Biz bazen çocuklarımıza, çevremizdeki insanlara öyle acımasızca cümleler kuruyoruz ki bu cümlelerde aslında onların geleceğiyle ya da hayatıyla ilgili yeni yeni temellerin atıldığı dönemde o tuğlaları altından çekmek gibi hayatlarını yıkmaya yönelik cümleler kuruyoruz. Umarım biz artık bunlara daha çok dikkat ederiz ve onu yapmayız. Çünkü bütün psikolojik travmaların altında yatan olay hep şey oluyor. Yani çocukluğunda yaşadığı olay oluyor. Yani dalga geçeriz biz psikoloğa gidelim de desin çocukluğuna bir inelim. Ama her şeyin temelinin atıldığı dönem o dönem olduğu için gerçekten çok önemli ve bunu bize gösteriyorlar. Tabii ki tiyatral bir yönü var yani. Hani kurgu bir yönü var, şey var. Gerçek bir psikologun anlatışı gibi değildir mutlaka ama ben de psikolojik terapi gördüm bir ara. O terapi dönemlerinde gerçekten içinizi çok rahatlıkla dökebiliyorsunuz. Yani bir sürü insan var çevrenizde, arkadaşınız, dostunuz olabiliyor ama onlarla konuşamadığınız şeyleri psikoloğunuzla çok rahat konuşabiliyorsunuz. Bu yönü doğru yani. Hani oradaki işte Manolya'ya insanların içini dökmesi falan çok doğru bir şey. Bunu ben de yaptım yani tecrübe etmiş biri olarak söyleyebilirim. Ya belki şey eleştirisi gelmiştir. Hatta ben yine yorumlarda da gördüm. İlk andan mı dökülüyor arkadaşım bu insanlar? Bence arkadaşlar orada o gerçekliğe o kadar takılmayın. Çünkü yine sonuçta bir dizi bu. Bir reyting kaygısı da taşıyor haliyle. Ve o kadar yavaş ilerleyemez. O kadar yavaş olsa bu defa da niye bu kadar yavaş? Şeyden hatta bazı videolarda şey var ya, milattan alsaydınız videoyu şeklinde. Belki ilk seansta kişi dökülmeyecektir, açılmayacaktır ama en azından diziye uyarlanışta böyledir. Bu şekilde yapılması bence çok daha seyirci açısından kıymetli olmuştur. Yani psikologların işlerinin ne kadar zor ve kıymetli olduğunu da görmüş olduk gerçekten. İyi ki varlar. Evet, gerçekten öyle. Şimdi Melihan'ın hikayesi var. Bizi en çok ağlatan, ben hikaye dinlediğimde müthiş ağlamıştım. Çünkü Melihan'ın işte annesinin hayat kadını olması, oradan annesini babasını kaybetmesi, sonra işte ablasının hayat kadını olması, ablasından sonra kendilerinin böyle kendini bir yetiştirme çabası, kardeşlerine bakma, bir annelik güdüsüyle büyümesi, yani kendi hariç herkese bir yaşam sunması ama kendi yaşamını ıskalamasını anlatan bir hikayeydi. Yer yer beraber hüzünlendik böyle. Hatta ya bu ne ya, psikolojimizi bozdu ama artık yeter falan dediğimiz. Ben sıkça odadan ayrıldım. Evet, zamanlar oldu çünkü gerçekten Melihan'ın o yaşadığı travma, o çocukların olgunluğu, kimsesizliği, yalnızlığı falan. Yani hepimiz, bilmiyorum hepimiz demeyeyim ama bazı insanlarımız bu yalnızlığı çekmiştir yani. Bazen işte ben de çocukken böyle senenin 3-5 ayı, 6 ayı falan yalnız yaşıyordum tek başıma. Ya da kardeşim oluyordu bana. Kardeşime bakmak zorunda hissediyorum. Kendim zaten çocuğum yani, böyle işte kaç yaşlarındayız? 10-11 yaşlarındayız. Zaten çocuğum, daha çocuk bakıyorum yani. Hani o seviye de böyle orada bakıyorsun, işte onun için kendin mücadele ediyorsun. Telefon yok, ailenle o kadar çok irtibata geçemiyorsun. Benim çocukluk dönemimden bahsediyorum. İşte kardeşine bakıyorsun, aman şuna düşmesin, üstüne tüp düşer, yemek düşer, şöyle olur, böyle olur falan, merdivenden düşmesin diye dikkat ediyorsun. Kendini koruman gerekiyor. Bir de yanındakini koruman gerekiyor falan. Onu biraz izlerken orada bir şey yaşadım, hani bir dejavu oldum. Bir şeyler kendimden de gördüm ve o çok dramatik bir hikayeydi. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi biz Melihan'ın hikayesinin sonuna doğru geldik aslında. Yani içimizi paramparça eden, içimizi dağlayan o hikayenin sonuna doğru geldik. Sonunda neydi? En çok üvey oğluyla yaşadığı aşkı da anlattı bize. Ama çok temiz ve saf bir aşktı. Ve sonrasında yangında kaybettiği kızı Meleği de anlattı. Ve onun acısını aslında, yani onun pişmanlığını yaşıyordu. Ben kızıma neden böyle davrandım? Yani terapi görürken aynı zamanda kendi iç sorgulaması, yani kızıyla da bir empati kurmaya çalıştı o dönem. Ama tabii korkuları onu öyle davranmaya itmişti. Annesinin hayat kadını olması, ablasının daha sonra onlar için kendini feda edip hayat kadını olması ve üçüncü kızının da ona meyilli olmasını kaldıramamıştı aslında Meliha. Bundan dolayı da kızına çok ciddi baskılar giriyordu. Biz kızın öldüğünü zannediyorduk. Ta ki işte 6. bölümün finaline kadar. 6. bölümün finalinde Meliha'nın tam intihar edeceği sırada kızının arkasında olması anne.
tabii ki bu dizi olduğu için gerçeklikten biraz kopuk. Şu anlamda gerçeklikten, gerçek hikayeden biraz kopuk. Kitaptaki hikayeye göre Meliha öldükten sonra, yani intihar ediyor, ölüyor kadın. Meliha öldükten sonra kızı aynı psikoloğa tedaviye geliyor. Ve psikoloğa geldiğinde Manolya'ydı değil mi? Evet, hikaye. Tabii gerçekteki ismi o değil ama Gülseren Hanım'a geliyor. Gülseren. Ona tedaviye geldiğinde bir hikaye anlatıyor. Kendi hikayesini anlatıyor. O da kendisini ben fıkır fıkır bir kızdım diyor. Başörtülü olarak geliyor o da aynı şekilde. Ama sonra işte evlendiği kocası tarafından zorla başörtüsüne kapılmış. Aslında ben böyle değilim. Dün alkolü çok kaçırdım gibi böyle diyalogları falan geçiyor. Ve ardından anlattığı hikayeyle Meliha'nın hikayesi birbirine benzediği için orada Gülseren Hanım şey yapıyor, fark ediyor ki bu Meliha'nın kızı aslında. Sonra birkaç seans sonrasında ona soruyor, sen Meliha'nın kızı mısın? Sen annemi nereden tanıyorsun diyor falan. Çünkü annesinin ismini de söylemiyor. Yani terapi boyunca annesinin ismini saklıyor. Gerçek kimliğinin de ortaya çıkmasını istemediği için ismini de değiştirmiş. Öyle gelmiş. Ondan dolayı tanımakta zorluk çekiyor Gülseren. Gülseren'in doktor Gülseren ve bir süre sonra bunu tanıyor. Tanıdıktan sonra işte sen annemin elini tuttun mu deyip elini öpüyor. İşte annem buraya mı oturdu diyor falan, oturduğu yerde bir duygusal sahne yaşıyor kendi arasında, bir ağlaklık. Ama tabii dizi olduğu için bu kadar acılı bir hikayeyi mutlu sonla bitirmek istediler. Büyük ihtimalle 7. bölümde o bitecek, yani Meliha'nın öyküsü bitecek. Önümüzdeki cuma yayınlanacak bölümde ve o bölümde Meliha kızına kavuşmuş olacak. Ama orijinalde aslında kavuşamıyorlar. Kız öldükten sonra Gülseren Hanım'a tedaviye geliyor. Sen Meliha'nın hikayesini anlatırken burada yine böyle bir boğazım gıcıklandı. Gerçekten neler yaşamış ve birçoğumuzun aslında çocukken yaşadığı ve farkında olmadığı şeyleri bile ufaktan da olsa, hani biz tabii ki kıyaslamıyoruz onun yaşadıklarıyla. Ama sen dedin ya, biz çocukken bile çocuk yetiştirmeye çalışmış bir nesildik, insanlardık. Gerçekten çok önemsenmeyen, önünde ne konuşulduğuna dikkat edilmeyen o kadar çok çocuk var ki. Ve yetişkinler hep şöyle söylüyor, çocuktur anlamaz. Ama bilinçaltı öyle bir şey ki arkadaşlar, gerçekten onu alıyor ve sonraki süreçlerde bakın, Meliha küçük bir çocukken bile annesinin yaptığı davranışları bilinçaltına alıyor. Koskoca kadın olup kendisi kadar bir kızı olduğunda o hareketleri annesine benzettiği için, kızım da kötü yola düşecek tırnak içinde söylüyorum, kızım da böyle bir kadın olacak diyerek kızına baskı uyguluyor. Bunları çocukken gördü, çünkü o zaman görmemiş, yaşamamış olsaydı belki de çocuğuna daha rahat davranabilecekti. Onu daha özgür bırakacaktı. Daha güçlü bireyler yetiştirecekti belki de. Bu yüzdendir ki bence çocuklarımızın önünde ne konuştuğumuza, neler yaptığımıza dikkat etmeliyiz. Sadece sözle de olmuyor tabii ki bu işler. Davranışları çocuklar daha çok taklit eder. Sen ona kitap oku dediğinde, sonrasında gidip televizyon açtığında ne kadar etkili olacaktır. Ama sen ona bunu söylemek yerine kitap alıp açıp okuduğunda çocuk merak edip belki de hikaye kitabını alacak ve senin yanına kıvrılıp okumaya başlayacaktır. Bu yüzden hikaye özelinde değil ama biraz daha böyle dışarıdan baktığımda çocuklarımıza ne kadar önem vermemiz, onlara kıymet vermemiz gerektiğini vurgulamak istedim. Gerçekten de o bir şeydi, hani sen de söyledin ya, benim de anlattığım konuyla bağlantılı. Biz çocukken bile çocuk gibi yetiştirilmedik. Yani çocuk yetiştiriyorduk. Hani bizim hala işte doğuya gittiğinde küçük kız çocuklara mesela kardeşlerine bakarlar, büyütürler neredeyse yani. Böyle bir nesiliz. Evet, çok önemsemiyoruz çocukların yanında ne konuştuğumuza, çocuklara nasıl bir muamelede bulunduğumuzda, hangi cümleleri kullandığımızı çok önemsemiyoruz ama büyüdükten sonra o çocuklar o travmalarla büyüyor, travmalarla yaşıyor. Belki etkisi altında kalıyor. Dediğin gibi bilinçaltı çok güçlü bir şey ve hiçbir şey unutmuyor. Hiçbir şey silinmiyor. Onu tetikleyen bir şey meydana geldiği zaman tetikliyor. Ve o çocuğun insanın hayatını mahvedebiliyor. Ve bu hikayelerde aslında tek yalnız o değil. Bir de Alya'nın hikayesi var. Alya'nın hikayesi de İstanbullu gelinle oradaki Ala'nın olduğu hikaye olduğu söyleniyor. Aslında biraz da bakınca doğru biraz. Hikaye oradan gidiyor gibi. Ama sadece tabii İstanbullu gelinle biraz daha aşka dönüşmüştü falan. Aşk üzerinden gidiyordu. İlerleyen bu böyle birbirinin içindeki diziler son dönemde. Yani işte Masumlar Apartmanı, işte Kırmızı Oda falan, psikolojik gerilim yok, oradan İstanbul'da gelin derken bunların hepsi de gerçek hayatta uyarlama. Ki zaten şey de eklenecek. Doğduğun Ev Kaderindir'deki evet, o da gerçek hayattan eklendi o. Onun ilk bölümü öyle yayınlandı. Oraya eklemeler yapıldı falan. Şimdi bakıyoruz olaya, evet, gerçek hayattan esinlenen hikayeler artık daha fazla tutuluyor. Daha öncekilerde işte yine yaşanmış hikayeleri şey yapardık böyle. Daha böyle dramatize ederek, işte daha fazla böyle uçuk kaçık hikayeleri, hercai gibi, işte törede, güya törede yaşanmış şeyler ama törede olağan şeyler olarak gösterilip abartılarak
sunulması. İşte bakıyorsun abi, ya töre için işte bir kadın öldürülüyor diye anlatılıyor mesela her caide. Ama olaya bakıyorsun, o kadın ondan ona gidiyor. Ya orada öyle bir şey olmaz, gidemez yani. Gerçek hikayeler daha etkileyici oldu. Yeni trend galiba gerçek hikaye evet. olarak gidiyor yani. Gerçek hayattan esinlenmiştir. Evet. Ki bir yorumda da şey diyor. Bu dizinin en kötü yanı gerçek hayat hikayeleri olması. Tek kötü yanı bu. Evet değil mi yani o gerçek hayat. Bunlar gerçekte yaşanmış ama yaşanıyor hala yani. Tabii. İlk değil, sonda değil yani maalesef. İnşallah olmaz diyelim insanlarda, öyle bir şey de olmaz. Meliha'dan, Aliya'dan kısaca bahsettik. Tüm hikayelerin üstünde durmamızın zaten çok bir anlamı yok. İzleyiciler, takipçiler yakinen tanıyor zaten hepsini. Banka çalışanı Nesrin ve Mehmet'in kötü giden ilişkisi. Meliha'daki çocuk oyunculara yine değinmek isterim. Meliha deyince evet, aklıma onlar geldi. Yine mükemmel bir oyunculuk örneğiyle karşımızda oldular. Ahmet diye bir karakter, Emre Kınay'ın canlandırdığı bir bölüm de çok etkileyiciydi. Yani oradaki saçmalık diyeceğim ama bunu diziye bir eleştiri olarak söylemiyorum. Gerçek hayattaki bu tip olaylara olan bir saçmalık. Eşini çok sevdiğini söylüyor. Eşine çok değer verdiğini ama kaybetmek istemediğini. Ama ben aşık oldum. Ne bu? Nasıl bir açıklama? Nasıl bir anlayış bekleme karşı taraftan? Sonrasında zaten şey oluyor. Adam bunu neden yaptığını söylerken eşimin artık bana ihtiyacı olmadığını görmüştüm. Ben olmasam da kendi başının çaresine bakardı. Ne demek bu? Güçlü kadın görmeye tahammülü olmayan bir erkek profili demek oluyor. Ne yani, kadının sana muhtaç olması mı gerekiyor ona olan aşkının, ona olan ilginin devam ediyor olması için? Yani güçlü olan kadınlara, hayatımızın her evresinde güçlü kadınların bulunmasına bence artık alışmalıyız. Bunu da bir aldatma bahanesi olarak görmemeliyiz. Biraz da yine oyunculuklardan bahsedecek olursak hikayelerden çıkıp. Abi oyuncular zaten güzel bir performans ortaya koyduğundan bahsettin. Bir de biz daima şeye alıştık ya. Başroldekinin başı ağrımaz, zora girmez, her şeyi bilir. Bayağı bir süper kahraman. Evet. Süper kahraman filmimizin, dizimizin olmadığını söylüyoruz ama aslında en basit dizimizdeki başrolümüz bile bir süper kahraman. Tabii hiçbir zaman ölmüyor. Adam kaç kurşun yiyor. Ama burada belki de en süper kahraman diye belirtebileceğimiz kişi psikolog Manolya Hanım, bilmiyorum diyebiliyor. Ne kadar kıymetli bir şey. Ben ilk duyduğumda abi baksana kadın bilmiyorum diyebildi ya. Çünkü diğer dizilerde o kadar alıştık ki her şeyi bilen başrole. Değil mi? Her şeyi halleden adam. Bu kadın bilmiyorum diyebiliyor ve diğer tüm oradaki psikolog çalışma arkadaşları da bilmiyorumu o kadar rahat bir şekilde kullandılar ki bence artık biz de hayatımızda bilmediğimiz konular hakkında atıp bilmiyorum, tutmaktan, evet, sallamaktansa bilmiyorum demeyi madem dizilerden öğreniyoruz, bu diziden öğrenmeliyiz artık. Evet, aslında ben bu dizi biraz kitap gibi gördüğüm için çok önemli olarak şey yapıyorum, tavsiye ediyorum insanlara. Ya bir de şey kısmı dikkatimi çekmişti. Atiye'yi izleyenler bilecektir. İlk sezonda ve ikinci sezonda. İlkinde Mehmet Günsür kullanmıştı sözü. İkinci sezonda ise Beren Saat. Şemsi Tebrizi'nin bir sözüyle. Hayatının alt üst olmasından niye korkuyorsun? Nereden biliyorsun altın üstünden daha iyi olmadığını diyor. Ve burada da o söz o kadar tuttu ki demek. Psikologumuz Manolya Hanım da yine bu sözü dile getirdi. Hatta birçok bölümde yine Şemsi Tebrizi'den alıntılarla bunu dile getirdi. Bunları, bu sözleri kullandı, özdeyişleri. Ben o kadar bahsetmişken çocuk yetiştirmekten, herkesin aslında buradaki kahramanların hepsinin çocukluğunda bir problem var ya, bu şey demek değildir tabii ki. Çocukluğunda şiddete maruz kalmış çocuğuna şiddet uygulaması normal olarak karşılamıyoruz zaten, değil, bu durumu. Ki, asla hoş gördüğümüz bir yerde değil. Ama yine çocuk yetiştirmenin kıymetinden, öneminden bahsediyor bize aslında. Burada da yine İlber Ortaylı'nın çok güzel bir sözü var. Hatta onu da buraya not aldım. Onu paylaşmak isterim. Şöyle diyor. Lütfen sabah kahvaltı veremeyeceğiniz, akşam masal anlatıp öpemeyeceğiniz çocuğu dünyaya getirmeyin. Sözü dışarıda sefalet çeken çocukları, sevgisiz büyümüş yetişkinleri görünce daha da anlam kazanıyor. Genelde bunları ders olarak almayı düşünürüz diyerek videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Birazcık hafif spoilerların da olduğu bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoları paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.